Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen ve İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esenle Umut Yakup Tanrı Över'in de aralarında bulunan 16 kişi hayatını kaybettiği feci kazadan yaralı olarak kurtulan 47 yaşındaki Gülten Erpek'in ifadeleri ortaya çıktı. Feci kazada Umut ve Muhammed isimli iki çocuğu da ölen anne Gülten Erpek verdiği ifadesinde kaza öncesinde yaşananları ve dehşet anlarını anlattı. İstanbul Esenler Otogarı'ndan Diyarbakır'a gitmek amacıyla özel Diyarbakır firmasından 3 kişilik bilet aldığını belirten anne Gülten Erpek ifadesinde otobüse ilk bindiklerinde oğlunun emniyet kemerini takmak istediğini, kemerin bozuk olması nedeniyle kemerini takamadığını ifade etti. Acılı anne Erpek 16 saati aşkın sürede devam eden yolculuklara esnasında ise kimsenin emniyet kemeri takılması konusunda bir uyarıda bulunmadığını anlatan Gülten Erpek, asıl ihmallerin ise kazadan önce Gaziantep'e verilen molada yaşanan şoför değişimiyle başladığını söyledi. Kaza yapan şoför Abdülkadir Memiş'in dikkatsiz tavırları olduğunu anlatan Gülten Erpek, şoför otobüste rahat bir şekilde sigara içiyordu. Sürekli müzik çalıyordu, telefonla konuşup telefonla uğraşıyordu ve dikkatsiz tavırları vardı. Diğer ismini bilmediğim şoför kadar dikkatli değildi," dedi. Anne Gülten Erpekin ifadesinde otobüs sürücüsünün tek elle direksiyonu tuttuğu ve diğer eliyle perdeyi düzeltmeye çalışırken kontrolünü kaybettiği yer alırken, bilirkişi raporunda ise sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetme nedeni olaraksa eğilimli ve hafif virajlı yol olarak gösterildi. Raporda Abdülkadir Memiş isimli şahsın kullanmış olduğu 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsüyle Gaziantep ilinden Şanlıurfa ili istikametinde seyir halinde ilerlerken yolun eğilimli ve hafif virajlı olması nedeniyle kullanmış olduğu aracın direksiyon hakimiyetini kaybettiği, ve frene bastığı yolun sağ şerit üzerinde 10 metre fren izinin olduğu daha sonra yaklaşık 50 metre daha gidip yolun sağ kenarında bulunan su kanalına girdiği Burada sulama kanalı içerisinde yaklaşık 17 metre lastik izinin olduğu bu sulama kanalında ilerledikten sonra direksiyonu yolun sol tarafında kırarak aracı sulama kanalından kurtardığı, aracı kurtardıktan sonra yol üzerinde direksiyonu sağ sol yaparak ilerlediği yaklaşık 204 metre lastik izinin olduğu, aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip aracı yolda tutamayarak aracı sağ yan kısmı üzerine devrilmesiyle birlikte Yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra yolun sağ emniyet üzerinde beklemekte olan ambulansa çarptığı ifadeleri yer aldı.